bir böyle küçük bir şey bana verin ya, oradan gaza geleyim. Alkışlarla tabii giriyoruz şu anda. Babam. Şarkı söyleyecek gibi duruyorsun ya şu anda. Efendim, Gecenin Rengi Elegans Salonu'nun katkılarıyla reklamlardan sonra devam ediyor. Çok önemli bir bilgi. Hanımefendinin biri geldi bana, dedi ki, Doğancığım. Efendim abla. Onlar karı koca değil mi dedi. He? Kim? Onlar karı koca değil mi dedi. Ablacığım. Hani dejavu yaşamış olabilirsin ama. Ama o kadar anlattı ya. O kadar doğal, o kadar içten inanmış ki sürekli aşktan bahsettiğiniz için. Ablam da böyle. Hanım kalk gidiyoruz biz Allah'ını seversen. Kalk gidelim. Kalk Allah'ını seversen. Hemşeriyiz biz de, hemşeri. Hemşeri dedik ya. Anlattık ya. O eşine selam yolladı ya telefondan. Hikayesini anlattı şarkının, eşime yazdım demek dedi. Ben hiç üstüme alınmadım burada, kikikikikikliyorum. Evlilik hayatım buraya kadarmış, o da bitti şimdi. Yok, ay, o kadar doğaldı ya. Ki onu anlatmak istedim. Canım benim ya. Hazal benim okul arkadaşım, konservatuvardan, çok severim kendisini. Abi bir dakika, canım sarılma benim. Çocuk var mı diyecekler. Yok ya, daha ne ya, Hazal benim bir tane. Kim? Ben var ya... Çok Emirkan benim oğlum. Aynen öyle. Ya kıyamam sana, onu da yapamam. Kurban olsun annesi ya. Ona, dur. Oo. Çok ben güzel. Çok dokunsal bir adamım bu arada. Gerçekten her şeye dokunurum. Her şeye böyle. Ben dokunmadan hiçbir şey anlayamam. Mesela yemek yerken bile mesela dokunurum yemeğe. Çorbaya bile dokunurum yani. Öyle acayip bir şeyim var yani. Dokunmadan hiçbir şey şey. O yüzden insanlar bazen yanlış anlıyor. Ne lakayet adam falan diyorlar. Eli ayağı böyle sürekli ahtapot gibi falan. Sürekli dokunuyor. Çünkü ben... Dokunmaya gerçekten, yani bence 5 duyu organından bir tanesi ya dokunmak. Onu kullanmak lazım yani. En önemli şey bence lazım. De. Gerçekten öyle. İletişimde de bence gözlerinize dokunarak kesinlikle konuşun. Kesinlikle. Bazen... Bu zaten şey, aslında karşındakini bir şekilde de test ediyorsun. Dokunduğu anda çok kötü bir elektrik de alabilirsin. Tabii. Kendini ortaya koyuyor aslında. Yani ama güzel enerjisi olan insanlar hiç rahatsız olmuyor. Bakın dokunabilir mi? Dokunabilir miyim sizlere? Bak şimdi. Bak herkese dokunuyor şimdi. Bir dakika, İbrahim bir şarkı vardı değil mi? Dırırırım, dokun bana. Yok, onu dedim. Mustafa Sandal'ın vardı. Dokun sana. You can touch this. Öyle bir şarkı vardı. Dokun bana. O dokunamazsın demek. Ne kadar önemli biliyor musunuz? Bakın bak, Allah aşkına. Benden sıcaklık aldınız mı, almadınız mı? Mesela sıcaklık almadınız mı benden, samimiyeti almadınız mı? Aldım. Gördünüz mü? Çünkü dokunmak başka bir şey. Bir insana dokunursanız o sizi ömür boyu unutmaz. Emirkan'cığım, beyefendiye dokunabilir misiniz bir dakika? Abi, Kehribar dizisinin 3 tane erkeğe korumalarından. Evet, tanıştık zaten beyefendiyle. Bir dokun şöyle, evet, bir güzel. Evet. Tabii. Sağ ol. Çok güzel. Şimdi dokunmakla ilgili bir şarkı gelmedi aklına. Dokunmak istiyorum, aşk olsun ya, dokunuruz. Şimdi dokunmakla ilgili bir şarkı var aslında. Onu yapabiliriz mesela. Hangi şarkıda? Dokun bana. Ajda Pekkan'ın bir şarkısı vardı. Ama oynak. Oynak o. Evet. Haydi inat etme bana. Şimdi Hazal'la başlıyoruz ama biz şarkınızı değil dokun. Mi? Evet Hazal ya, artık bir şeyler... Tamam, ben yine eski şarkılarımdan biriyle istek hayır, üzerine devam edeceğim. Elden yar olmaz diyeceğim. Bu sefer de sevgili Kerime Abidi'ye ben çok çok teşekkür etmek istiyorum bu şarkı için. 20. yılımız bu şarkıyla. Gittiğimiz her yerde hep beyazdan söylüyoruz. Hadi bakalım. Kederlerden buldum, bir çare düştüm, ezildim. Ne arar gönül çıkmazlarda, çare hayat senin elinde. Elden yar olmaz, dinle beni. Senin tek dostun yine sen. Aç gözünü seyreyle dünyayı. Görüyor gönül pencere. Ha bir adım önde arkada. Nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Ha bir adım önde arkada. Nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Tempo elleri görebilir miyiz?
kederlerden buldum. Bir çare düştüm, ezildim. Yarar gönül çıkmazlarda. Çare hayat senin elinde. Elden yar olmaz, dinle beni. Senin tek dostun yine sen. Aç gözünü seyreyle dünyayı. Bak neler görüyor gönül pencere. Ha bir adım önde arkada. Nedir canım bu koşuşturma. Anam beni bir kere durdu. Bir daha gelmem dünyaya. Ha bir adım önde arkada. Canım bu koşuşturma. Anam beni bir kere doğurdu. Bir daha gelmem dünyaya. O bir adım önde arkada. Nedir canım bu koşuşturma. Anam beni bir kere doğurdu. Bir daha gelmem dünyaya. O bir adım önde arkada. Nedir canım bu koşuşturma. Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hatırlayanları bir görebilir miyim? Harikasınız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani ben yine aramızda çok şanslı ben çok olduğumu düşünüyorum bu şarkılarla. Delikanlıyım diyen var mı diyecektim seni hiç oturtturmadan. Diyorsun. Ama sabah programı gibi olacağız. Bir slow, bir oynak, bir slow. Ağlıyorlar sonra göbek atıyorlar ya. Ne yapalım biz? Ya öyle bir dengesiz bir ruh hali. Türk milleti olarak çok severiz abi. He? En büyük kavgalarımızın arasına davruka girebilir. Hayır yani. Ya. Vallahi doğru söylüyor yani. Ya tabii anormalliklerimiz var yani. Ben bebekken de babam beni uyumadığımda darbukayla uyutuyormuş mesela. Beni de terlikle uyutuyorlardı. Gerçekten bak. Evet. Çok ciddiyim. Beni de terlikle uyutuyorlardı. Gerçekten çok ciddi söylüyorum. Nasıl yani? Ben annem bana diyor ki, rahmetli annem derdi ki, oğlum senin yediğin dayağı kimse yememiştir. Çünkü sürekli ağlıyordun, sürekli bir şeyler içiyordun. Çünkü aslında şarkı söylemek istiyormuş çocuk biliyor musun? Falan. Çocuk bağırıyor, anlamıyorlar. Sus diyor, dövüyorlarmış beni. Ama bir şey söyleyeceğim. Terlik o dönemlerde bir sektörmüş. Oo. Hani pazara gittiğinizde anne terliği. Diyorlarmış ki anne terliğinden hangisi olsun? Altı baklava dilimler vardı böyle. Vurdum böyle hop baklava işareti. Hayır vurduğu zaman izi çıkan terliklerden alır gelirlermiş. Evet atıyormuş o değil mi ya. Böyle? Havada. Dövme yapıyorlardı. Biz terlikli gillerdeniz. Evet, bir vallahi şey söyleyeceğim. Zaten bir kere yalandır. Ben çocukken dayak yemedim. Nerede dayak yemeyen çocuk var mı ya? Herkes öyle 4-5 tane salata yemiştir yani. Ben biliyorum yani. Çünkü biz evde 5 kardeştik. 5'imizin yaşları arasında birer yaş vardı. İnanın ki böyle sıralı yatıyorduk böyle. Bildiğimiz sıralı yatıyorduk. Her gün dayak yiyorduk yani her gün. Susun diye bir geliyordu annem zaten. Terlik kime gelirse yani. Ben zaten hep ablamı öne alırdım. Abla falan altına girerdim böyle. Ama ben yemedim biliyor musun Sayda? Ya yemişsindir bak hatırlamıyorsundur. İnan ki usluydum çünkü. Ciddi misin? Gerçekten. Hiç dövmedi mi? Vallahi dövmüştür ya. Hayır bence o terlik yememiş doğru. Başka bir şey. Hayır. Usluydum abi. Ders çalış çalışıyor. Otur oturuyor. Kalk kalkıyor. Ye vallahi yiyor. Vallahi ben ortaokula kadar yedim yani Allah var ya. Sen kaç annem kardeşsin? Annem söylüyor yani. Hazan, sen, çok uslu bir çocuktun sen. Beni hiç üzmedin diyor yani. Kaç kardeşsin? İki kardeşiz biz. Diğeri mi bütün? Erkek kardeş. 17. Diğeri mi bütün yükü aldı? Ha sen anne ben yapmadım o yaptı falan diyordun kimse. Hayır ne münasebet. Aa lütfen ya. Dayak yemedik diye suçlu ilan edecek şimdi. Yani yemedim usluydum ama kardeşim yaramazdı yani. O yemiştir kesin. O da öyle tabii öldüresiye dayak yemedi çocuk yani. Anneler babalar var mesela bak. Teyze var orada kesin sen yani bir dayakçı bir halin var ben sana söyleyeyim teyzeciğim. O bacak bacak üstüne atan evet. Abla değil yok, mi? Yok yok hepsi bence bak şu sıra komple çocuk dövmüş gibi duruyor bak yemin ediyorum. Bak bir şimdi iki, şimdi bir şey söyleyeceğim. Patlattınız olmadı mı? Patlattınız. Bak bak çok diyor. Devam ediyor musunuz peki? Değil mi? Kesin ya ben biliyorum ya. Abi hele Anadolu kadını. Oo Anadolu kadınları var ya. Vay anam vay vay. Zaman benim annem babamı da dövüyordu. Bazen yetmiyordu. Şeyini alamıyordu. Vallahi billahi yemin ediyorum ya. Tamam. O kadar ya bir hocalara soralım acaba öğrencileriyle arasında. Şimdi Fatih Bey'e sorarsanız hayır der. Şimdi yok, misyon olarak soralım. Öyle söylemek zorunda. Yadigar hocaya soralım.
olur. Edebiyat öğretmeni Bursa Anadolu Lisesi'nde. Yan yana oturuyorlar. Daya hayır hocam. Tabii. Evet doğru. Ben öğrencilerimi şiirle döverim. Vay. Ben öğrencilerime... Öyle mi diyorsunuz? Evet. Evet. Çok o zaman güzel. Ben şöyle söyleyeyim. Şakası bir yana tabii ki çok yani çığırından çıktığı zaman istemsiz bir şekilde canını yakmadan çocuklarına tepki veren ebeveynler olmuştur. Ama hani bu sonradan topluma farklı şekillerde yansıyor. Şarkıcı olarak hani, yansıyor işte. Yok değil. Hani güldük şakalaştık ve haklısın da doğru söylüyorsun. Evet. Ama hani bir yandan da düşündüm ve hangi şarkıyı söyleyeceğimi belirlediniz bir yandan da siz. gerçekten Allah. Öyle oldu. Çok ne diyor bu? Ne diyor bu şimdi? Gerçekten öyle oldu. Ne geliyor acaba? Yani bu aşırılıklar olduğu zaman şiddet olayında topluma farklı şekilde yansıyor ve zayıf olan cins şiddet görüyor. Maalesef anneler, ablalar, kardeşler, kızlar, kız çocuklar kadına karşı şiddetten gerçekten bıktık. Ben son albümde bu konuyla ilgili bir şarkı yaptım. Hani bugün söylemeyeyim, bahsetmeyeyim diyordum. Eğlenelim, oynak şarkılar söyleyeyim. Ama yeri gelmişken yani bir yandan da bir sorumluluk hissettim. O yüzden bu şarkıyı söylemek istiyorum şimdi ve tamam. Yarın 8 Mart zaten tüm hemcinslerimin evet, gününü dünya kutluyorum. Dünya Kadınlar Günü. Tabii ki Türk aile yapısında çoğunlukla çocuğu da kadın da yük yani. Kadın büyütüyor gibi bir şey. Baba dışarıda çalışıyor, para getiriyor, yorgun argın evde oturuyor. O yüzden o çocukları biz yetiştiriyoruz. Biraz daha belki bir şeylere dikkat etmek lazım. Hani fazla aslan oğlum, paşa oğlum yapmamak lazım. Kır dök dememek lazım bence. 8 numaralı şarkımız Güvercinler Uçabiliyor Mu? Evet. Dinliyoruz, hazırlı dinliyoruz. Kaldım. Yıprandım, sevmeye zorlandım. Her defasında kana bulandım. Elimi tutan
istasyonu şehrim. Saçlarımdan rüzgarı savuran tanrım. Beni çok sev, güvercinleri uçurma vakti. Sesimi duyan var mı? Gören var mı? Gülüşlerim hala inandırıyor mu? Elimi tutan var mı? Anlayan var mı? Güvercinler hala uçabiliyor mu? Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Dünya Kadınlar Günü'ne bence yani tam evet isabet oldu. Ben bunu biraz daha böyle programın sonlarına doğru kapatırken bahsedecektim. Ben hiç düşünmedim, itiraf ediyorum. Evet, evet, yani gerçekten. Madem konuyu açtın. Hani eğlenelim hep beraber diye. Yok yok, çok güzel. Ama... Hani annelerimiz değerli varlıklarımız, hepsi bir kere kutsal, ahirete göçmüş, hayatta olan. Lütfen annelerimizin kıymetini bilelim. Onlar nefes aldığı müddetçe onlara mutlaka dokunalım. Emirkan'ın dediği gibi. Kesinlikle. Yani onlarla kavga edelim, göz göze gelelim, saçını okşayalım. Henüz buradayken onların kıymetini bilelim. Tabii ki sıralı ölüm kapsamında konuşuyorum. Rabbim herkese hayırlı ölüm nasip etsin. Ölümün de hayırlısını istemek lazım. O yüzden annelerimiz, kadınlarımız, bugün çok güzel birisi bana dedi ki anneler erkek çocuklarını sevsin, kız çocuklarını sevmesine gerek yok. Şöyle, çünkü bu 8 Mart işte Kadınlar Günü'yle alakalı bir aile danışmanı, aile hekiminin cümlesi bu. Erkek çocukları ne kadar çok anne tarafından sevgi, şefkat ve merhamet duygusuyla yetiştirilirse o çocuğun zaten ileride bir kadına el uzatma, el kaldırma şansı o kadar elinden alınır. Ama anne tarafından gerçekten sevilmeyen, şefkat görmeyen ve itilen, kakılan, yani bunu espri anlamında söylemiyorum. Her anne baba evladına şakayla karışık hani bazı böyle tatsızlıklar yaşanabilir. Ama ben genel için söylüyorum. Çok hoşuma gitti. Çünkü erkek çocuğunu sen böyle yetiştirirsen bir kadına, anneye şefkatli, merhametli ve ona gerçekten iyi davranacağını küçükken anlatırsan